Bütün erkekler annesine aşıktır. Ama Oedipus çok ileri gitti. Babasını öldürüp annesiyle evlendi. Kral Oedipus, Yunan mitosunun en trajik kahramanı. Oedipus, antik Yunan kültürünün kader, kimlik, özgür irade gibi kavramları tartışmak için kullandığı bir sembol. Yunan mitolojisinde geçen birçok karakter gibi Oedipus da bir efsane. Oedipus'un kişisel olarak yaşadığına dair bir arkeolojik ya da yazılı kanıt yok. Oedipus bütün soyuyla birlikte tanrı lanetine uğradı. İstemeyerek, bilmeyerek suç ve günah işledi. Bazı araştırmacılar Oedipus'un bu günahı bilerek işlediğini söylüyor. Oedipus'un hikayesini dinleyince buna siz karar verin. Oedipus, insanın tüyler ürpertici bir dramını dile getirdiği için adı tıp ve ruh bilimine varıncaya kadar insanla ilgili bütün bilim ve sanat dallarına karıştı, her alanda derin izler bıraktı. Oedipus'un geçtiği tragedyalar antik Yunan tiyatrosunun en önemli eserlerinden ve özellikle Sofokles'in üçlemesiyle tanınır. Kral Oedipus, Oedipus Kolonos'ta Antigone. Gelelim Oedipus'un hikayesine. Efsane Thebai'de geçiyor. Thebai antik Yunanistan'da kurulan bir şehir devleti ama efsanede geçen kahramanların yaşadığına dair bir kanıt yok. Lanet daha Oedipus doğmadan başlıyor. Oedipus'un babası Thebai kralı Laios bir erkek çocuğa tecavüz ediyor ve erkeğin babası Laios'u lanetliyor. Lanete göre Laios'un bir oğlu olacak ve babasını öldürecek. Oedipus'un annesi bazı kaynaklarda Epikaste diye anılan Iokaste. Iokaste gebeyken bir düş görüyor. Düşünü yorumlatmak için kahin Teiresias'ın yanına gidiyor. Teiresias bu düşü şöyle yorumluyor. Kraliçenin karnında taşıdığı çocuk babasını öldürecektir. İşte bu sebeplerden dolayı doğar doğmaz bebek dağa bırakılıyor ama acımasız bir şekilde. Ayak bilekleri delinmiş ve içinden bir kayış geçirilmiştir. İşte Oedipus'un adının anlamı da buradan geliyor. Oedipus'un Yunanca'daki anlamı şiş ayaklı. Ormanda Oedipus'u bir çoban buluyor. Korintos kralı Polybos'a veriyor. Kral Polybos'la karısı Periboia'nın çocukları olmuyordur. Oedipus'u öz evlat gibi büyütürler. Oedipus da onları gerçek anne babası zanneder. Ama delikanlılık çağına gelince bir dedikodu işitir. Kralın oğlu değil, bulunmuş bir çocuktur. Oedipus yerinde duramaz. Gerçeği tanrı Apollon'dan öğrenmek için Delphoi tapınağına doğru yola koyulur. Tapınaktaki kahin Oedipus'a kendi babasını öldürüp annesiyle evleneceğini söyler. Oedipus sarsılmış, çileden çıkmıştır. Bir daha asla Korintos'a dönmemeye karar verir. Bu öfkeyle yola çıkar. Thebai'ye doğru yürür. Hatırlayalım, Thebai, Oedipus'un biyolojik anne ve babasının yaşadığı yer. Thebai'ye doğru yaklaştığında dar bir geçide geliyor ve geçitte arabalı bir adama rastlıyor. Oedipus zaten öfkeli, zaten çileden çıkmış, zaten gözü kararmış. Adamla kavgaya tutuşuyorlar çünkü geçit dar, adam yol vermek istemiyor. Oedipus o öfkeyle adamı ve arabacısını öldürüyor. Bu olaydan sonra Thebai'ye varıyor ve ünlü Sphinx ile karşılaşıyor. Sphinx denilen canavar, Thebai şehrine korku salmakta ve sorduğu bilmecelere cevap vermeyenleri parçalayıp yemektedir. Oedipus'a birinci bilmeceyi sorar. Kimi zaman 2, kimi zaman 3, kimi zaman 4 ayak üstünde yürüyen ve doğal yasalara karşı olarak en çok ayağı olduğu zaman en güçsüz olan yaratık hangisidir? Oedipus birinci bilmeceye insan cevabını verir. Sphinx ikinci bilmecesini sorar. İki kız kardeştirler. Biri ötekisini doğurur ve ikincisi birincisinden doğmadır. Oedipus ikinci bilmeceye gün ve gece diyerek doğru cevapları vermiş olur. Sphinx bu doğru cevapları duyunca çıldırır ve kendini tünediği kayadan aşağıya uçuruma atar, ölür. Thebai halkı Oedipus'u kurtarıcısı olarak ilan eder. Sphinx'in ölmesi sayesinde rahat bir nefes alırlar. Kralın karısı Iokaste dul kalmıştır. Thebai halkı hem boşta kalan kral tacını hem de ölen kral Laios'un dul karısı Iokaste'yi Oedipus'a verirler. Zaten Oedipus bir daha Korintos'a dönmemek amacıyla Thebai'de kalmayı düşünüyordu. İşte bu yüzden Thebai'ye kral oldu ve Iokaste ile evlenerek 4 çocuk yaptı. Eteokles, Polinikes, Antigon ve Ismene. Aradan yıllar geçti. Thebai şehrinde veba salgını başladı. Bu salgının mutlaka bir sebebi olmalıydı. Cevap yine Delphoi tapınağındaydı. Vebanın sebebi Kral Laios'un katilinin hala Thebai şehrinde yaşamasıydı. Oedipus, geçitte öldürdüğü adamın kral olduğunu bilmiyordu ve hemen araştırmaya başladı. Suçluya karşı korkunç tehditler savurdu. Birçok araştırmacı Oedipus'un bunu daha önceden bilmemesinin mümkün olmadığını söylüyor ama buna da siz karar verin. Oedipus kahin Teiresias'a gidiyor. Katilin kim olduğunu soruyor. Kahin Teiresias cevap vermekten çekiniyor. Oedipus'la kahin arasında bir kavga çıkıyor. Iokaste kavgayı ayırmak için araya giriyor ve bir zamanlar gebeyken gördüğü düşü hatırlıyor. Kocası Laios'un da dar bir geçitte öldürüldüğüne değiniyor. Iokaste'nin gebeyken gördüğü düşü kahin şöyle yorumlamıştı: "Karnında taşıdığın çocuk babasını öldürecek." Bu sözleri duyunca Oedipus'un içine bir kuşku giriyor ve bu sırada Korintos'tan bir ulak geliyor. Ulak, Polybos'un öldüğünü, Oedipus'un kral olmak üzere Korintos'a çağrıldığını bildiriyor. Oedipus'un kafası karışıyor. Kehanet doğru çıkmamıştır. Babasını kendi öldürmemiştir. Ama annesinin bulunduğu yere Korintos'a gitmekten de çekiniyor. Ve ulak Oedipus'a gerçeği anlatıyor. Oedipus, Polimos'la Periboia'nın oğlu olmadığını, saraya bir çoban tarafından bulunup getirildiğini öğreniyor. Oedipus buna inanmıyor ve çobanı getirtiyor. Çoban da gerçeği açığa vurunca Oedipus'la Iokaste'nin artık şüpheleri kalmıyor. Bütün gerçek açığa çıkıyor. Dar geçitte öldürdüğü Kral Laios aslında Oedipus'un babasıdır. Kehanet gerçekleşmiştir. Babasını öldürmüştür. Ve 4 çocuk yaptığı karısı Iokaste ise öz annesidir. Bir kehanet daha gerçekleşmiştir. Kraliçe Iokaste bu gerçeğe dayanamaz. Sarayın içine sığınıp canına kıyar. Oedipus bu korkunç gerçekle baş başa kalır. Hem annesi hem de karısı olan Iokaste'nin iğnesiyle kendi gözlerini kör eder. Sofokles'in Kral Oedipus tragediyasında dile getirilen bu dram, Oedipus'un Thebai'den sürülmesi, kızı Antigone'ye yaslanarak Attika'da Kolonos iline gelmesi ve orada ölmesiyle sonuçlanıyor. Ve bir haber yayılıyor. Oedipus'un öleceği toprak tanrılarca kutsanacaktır. Bu yüzden Oedipus'un Thebai'ye geri gelmesi isteniyor ama kör kral Attika'da kalıp ölmeyi seçiyor. Oedipus'u Thebai'den süren kendi oğullarıydı. Oedipus yurdu Thebai'ye de oğullarına da lanet okuyor. Oedipus'un ölümünden sonra oğulları arasında bir kavga kopuyor ve Thebai şehrinin üstünden kara bulutlar hiç eksik olmuyor. Bunun sebebi de Oedipus'un lanet okuması. Oedipus'un hikayesinden benim çıkardığım anlam şu: İnsan kaderden kaçmaya çalışırken onu kendi elleriyle gerçekleştiriyor. Oedipus'un trajedisinden çıkaracağımız daha birçok ders var. Yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kitaplar arasında kalın.